Merhaba değerli izleyiciler, bir Pot Altı programıyla daha ben Fevzican Özbek, Ahmet Gülşü ile birlikte karşınızdayız. Business Cup diyordum Ahmet, neredeyse dil alışkanlığı. Tek Pota Ligi 2019-2020 güz sezonunda grup aşaması tamamlandı. Turnuvanın İzmir ayağında final yolu belirlendi. Playoff kuralları çekildi. Bu hafta 5. haftanın maçlarını ve playoff maçlarını konuşacağız. Ahmet, öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk sevgili. Zorlu bir haftayı geride bıraktık. Epey yoğun bir hafta sonu da geçirdik. Grupların son maçlarıydı. Oynananlar oldu, oynanmayanlar oldu. Gelenler oldu, gidenler aynen oldu. Aynen öyle. Kazananlar oldu, elenenler oldu. Güzel bir haftayı geride bıraktık. Hemen başlayalım istiyorsan. Evet, hemen başlayalım. İlk karşılaşma 1 numaralı potadan başlayacağız. Clinic Center, MMGI karşılaşması. Clinic Center 15-10'luk skorla sağdan galibiyetle ayrılmayı başardı. Hemen istatistiklerde öne çıkan isimleri konuşalım. Daha sonra maçı yorumlarız. 7 sayı, 18 rebound, 3 asist, 3 top çalma. Uras öne çıkan isimdi Clinic Center'da. MMGI'de ise Burak 5 sayı, 5 reboundla öne çıktı. Aslında Clinic Center'ın bu karşılaşmaya şöyle başladığını söyleyebiliriz. Ya biz zaten çıktık. MMGI'da hani sadece bir galibiyeti var grupta. Rahat bir galibiyet alır, İkinci oluruz ruh halini açıkçası sahaya yansıttılar. Biraz rahat da bir oyun vardı. Mustafa yoktu. Mustafa. Ama buna rağmen rahat bir şekilde kazanmayı başaramadılar. MMGI çok iyi mücadele etti. Zaten MMGI voleybolda varmış. Voleybolda var. Çok da voleybolda iyi takım var. Evet evet. Voleybolda iki takımla birden katılıyorlar. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet evet. MMGI oldukça da iddialılar. MM Grafya'ymış. Ben öyle biliyordum. MMGI aynı ekipmiş. Evet. O açıdan aslında fena mücadele etmediler Clinic Center'a ama bu mücadele yeterli olmadı. Buna rağmen iki takım da gruptan çıktı. Bunu belirteyim. Clinic Center ikinci olarak çıktı. MMGI de üçlü averajla. Ahmet, yani basketbolda bunu görmeye pek alışık değiliz ama üçlü averajla çıkmayı başardı. Son anda atmışlar kendilerini yukarı. Kesinlikle. Ya MMGI'de haftalardır konuştuğumuz sorun, ana bir dış atıcısı yok. Bak her takımda var o. Topu alıp böyle 2-3 hareket yapıp atan oyuncu. O düzende o skor üretebilen bir oyuncuları yok. Bu dev bir eksiklik gibi gözüküyor. Onun dışında pota altı oldukça sağlam. Enes var. Uzun oyuncu Enes. 3 sayı 9 reboundla oynamış zaten. 2 de top çalması var. Ama yeterli olmadı. Clinic Center bu karşılaşmayı kazandı ve grubu ikinci sırada tamamladı. 2 numaralı potadan ilk maçına geçelim hemen Ahmet. Sun Group Stackpole bu gruptan çıkma maçıydı ve Sun Group net bir galibiyetle gruptan çıkmayı başardı. Aynen öyle. Yani pota altına hakim olmamalarına rağmen Sun Group kazandı. Rebound'da rakibin üstünlüğü var. 23-28'lik Stackpole üstünlüğü var rebound'larda. Buna rağmen hani iyi oynamayı başardı Sun Group. Bir de Ozan mesela en etkili isimlerinden bir tanesi Sun Group'un. 13 dakika falan görev alabildi. Onun yerine Murat. Murat'ı bilirsin. Yani takım arkadaşlarına nazaran biraz daha yaşça ileride. Ama hani böyle performans açısından da biraz düşüklük beklersin ya da kondisyon açısından. Bu maçta harika bir oyun. Hani hiç kimseyi aratmadı, öyle söyleyebiliriz. Güzel oyunla onun da skora katkısı vardı. Rakibe değinecek olursak yani pota altına da sahipsin ama burada işte stackball takımının işte isabet oranlarının çok düşük olması sonları oldu. Yani hani bir türlü istedikleri gibi atamadılar o potaya şeyi, sayıyı gerçekleştiremediler. 30'da 8 serbest atış da sokamamışlar. Aynen öyle. Bak zaten farkı serbest atış yaratmış. Sun Group 6'da 6, stackball 6'da 0. Aynen serbest öyle. İşte Osman'ın 4 sayı 9 reboundluk performansı var stackball takımında ama o da yeterli olmadı. Yani o işte topu bu kadar şansı eli boş çevirirsen sağdan da mağlup ayrılıyorsun. Evet. Bak geçen hafta övmüştük Orçun ve Bahtiyar. Evet. İkisi yani toplamda hemen bakıyorum 20'de 2 isabetle oynamışlar. Evet, çok korkunç. Evet, bu da mağlubiyeti korkunç getirmiş Stackpol. Yine de renk kattılar. Evet. Teşekkür ediyoruz Stackpol takımına. Sun Group'da kısıtlı dar rotasyonla tur atlamayı başardı Sun Group'a da. Canlı gönülden tebrikler. Hemen ikinci maçlara geçelim. Kanat Boya. Turnuvanın lokomotifi Kanat Boya. Litum'a kaybetti. Litum geçmişte oldukça büyük başarıları imza atmıştı. Ya zaten bu grubu ölüm grubu demiştik. Pisan Chemical 2'nin düştüğü gruba. Ve gerçekten böyle bir olay yaşandı. Litum son maçta tam zamanında Kanat Boya'yı yendi. Ama bu yine de grubu dördüncü bitirmelerini engelleyemedi. Yani playoff'a
katıldı. Kanat başı çok olmadan. Rotasyon mu vardı peki? Ya rotasyon falan yoktu ama Litum, o eski Litum'u geçtiğimiz senelerde savunmasıyla öne çıkan Litum'u sahaya yansıttı. Böyle kazandı. Ya kanat boyayı ben Houston Rockets'a çok benzetiyorum. Tracy McGrady'nin oynadığı dönem. Veriyorlar Cem'e. Cem, tamam Cem atar. Onda hiçbir sorun yok. Ama hani Cem'in kaçırdığı günlerde gelecek. Cem'in gününde olmadığı zaman kanat boya ne yapacak? Yani aslında gününde değil de denmez. Şurada 8 top kullanmış, 6'sı ikilik şeklinde, olmayınca olmuyor. Bu karşılaşmada 13'te 0'la ikilik attı kanat boya. Litum'da 17'de 1. Yani kullanan 30 ikilikten sadece bir isabet çıktı. Litum'un da bu sezonki en büyük problemi, kendilerine de söyledim maç sonu, aşırı ikilik deniyorlar. Olur olmadık yerde. Geçtiğimiz sezon tam sokuyorlardı ama bu sene olmuyor. Bence bunun üstüne gitmek hatalı. Bu ikilikle alakalı sıkıntılı olan takımlar var. Yani işte yani Unitex takımı var mesela. Evet. Ender çok kullanır. Olgun Çelik var. Orada Göksel var. Yani hani bu isimler özellikle ikili ama hani elleri sıcaksa da attı. Yani atmaya başladıktan sonra da durdurması yani çok zor bu adamın. Bu altta Bora yani. 9'da 5, %56 ile ikilik. Yani birlik olan sayılar. Bizde birlik, normal basketbolda ikilik. 12'de 1 üçlük kullanmış. Yani inanılır gibi değil. Bence denemesin Litum bunu. Daha garanti atışlara gitse atıyor zaten Litum. Aynen. Öyle güçlü bir takım. Litum'da öne çıkan isim 7 sayı 7 reboundla Bora oldu. Raşit 4 sayı 7 rebound. Halil 3 sayı 8 reboundla öne çıktı. Tabi savunma performansı daha ön plandaydı. Öte yanda kanat boyda Ünsal 4 sayı 8 reboundla öne çıkan isim olsa da mağlubiyeti engelleyemedi. Kanat boya da tam zamanında yenildi bence. Yani bu mağlubiyeti eleme maçında da alabilirlerdi. Aynen öyle. Onlara da bir mesaj olmuş oldu. Kutluyoruz Litum takımını. Unitex CMS maçına geçelim. Bence haftanın en büyük sürprizi diyebiliriz. Unitex 17 sayıyla CMS'ye 30-13'lük skorla mağlup oldu. Ahmet, Unitex neyi yapmadı ya da CMS neyi yaptı da maç buralara hemen gitti? Hemen istatistikleri açtığın takdirde Unitex takımına in. Recep Ender Güley bir bak bakalım bir istatistiklerine. Evet, çember dövmüş. Aynen öyle. Yani hani eski Ender'den eser yok. Bugün hiç gününde değil. Yani düzeltiyorum, cuma günü hiç gününde değildi Ender. Oldukça düşük bir performans, düşük bir isabet oranıyla oynadı. Bunun yanında Özkan ve Tayfun da ona eşlik etti. Anlaşılır gibi değil. Yani Unitex takımı oldukça isabetsiz bir gün yaşadı, yani öyle söyleyebiliriz. Karşı tarafa bakınca da yani hani 19'da 8 bilmiyorum, bu belki turnuva rekoru olabilir. Aynen öyle. Bakılırsa 8 ikilik isabeti, alkışlıyoruz CMS'yi. Aynen öyle. CMS yoluna dolu dizgin devam ediyor. Yanlış hatırlamıyorsam 4'te 4 yaptılar. Evet evet. Tüm maçlarını kazandılar. Sadece stack ball maçı uzatmada bak. Çok ilginç. Evet. Bunun elenen evet. Takım buna uzatmada. Aynen öyle. Çok enteresan. O maç da çok enteresandı gerçekten. Batuhan yine üstüne düşeni yaptı. Fazlasıyla iyiydi. Bunun yanında Bahri yani bu maçı özel bilenmiş gelmiş gibi maçın son anlarında yani 3 tane falan yanlış hatırlamıyorsam ikilik isabeti vardı Bahri'nin, ki biz bunu çok Bahri'den görmüyoruz. En fazla bir tane falan atıyordu karşılaşmalarda. Bahri de çok skora katkı yaptı. Farklı bir galibiyet aldılar yani CMS takımı. Şunu söylemek lazım, benim diyen takımı yani şey yapar. Genel yüz. Aynen öyle. İddialı. Ben hiç bu sene CMS maçı denk gelmedi bana. Ama güçlü takım zaten. Geçmişte şampiyonu olan. Yani futbolda Tugay'ı izliyoruz. Basketbolda da iyi yani ve Tugay. Tugay'da yani şu istatistik çok dikkatimi çekti. 1 sayı 6 rebound 4 asist. Yani Tugay standart maç geçirmiş diyorsun ama Tugay'ın içeride olduğu süre boyunca 14 sayı fark almış rakibine. Aynen öyle. CMS. Yani bu işte gözle görünmeyen katkı dediğimiz olay bu. Yani Tugay'ın inanılmaz bir katkısı var takıma. Yani öne çıkan isim Batuhan'mış gibi görünüyor evet. Ama takımda böyle gizli kahramanlar da var. Onu da değinmek lazım. Evet, 13 sayı 7 rebound 1 asistle oynamış. Kutluyoruz. CMS'nin zaten artık futbolda da havlu attılar bu hafta. Tek tutundukları dal tek pota ligi kaldı. Evet, buna çok yani tek pota ligine özellikle önem vereceklerini düşünüyorum ben. Kesinlikle. Unitex'te Recep Ender Gül 4 sayı 3 reboundla oynadı. Bu hafta takımını sırtlayamadı Ender. Tayfun yine. Ya aslında fena oynamamış Unitex'te. Rakip çok ekstra ikilik sokmuş. Evet, yani evet. Boş şut muydu peki bunlar? Ya bir
Bahri mesela dediğim gibi arka arkaya hani 3 tane falan çok rahat attı. Skorda belli bir noktaya geldikten sonra dış şutlar özellikle yani Unitex takımı farkı kapatmak adına gitti. Ender'le fazlaca kullandılar bu şansı, değerlendiremediler. Yani hani Unitex kaçırdı Cemese. Evet, 7'de 0 serbest atışı var bu arada Unitex'in. Takımların bence genel olarak bir yorum Unitex üzerinde değil. Serbest atışlara bence artık daha sık çalışması lazım. Evet, evet. Çünkü eleme maçlarındaki sertliği tabii eski takımlar bilecektir ama yeni takımlar görecek. Bayağı sert geçiyor bu maçlar. Aynen. Serbest atışlardan çok kritik, önemli çok fırsatlar yaratılabilir. Klima Sansan Chemical 1 karşılaşmasına geçelim. Bir numaralı potanın 3. maçıydı bu Klima San. Türker'den yararlanmadığı maçta geldi Türker ama oynamadı. 18-9'luk rahat bir galibiyetle ayrıldı. Aslında bu karşılaşma Sun Chemical 1 biliyorsunuz Serhan'ın eline bakıyor tamamen. Hı. Serhan bir şeyler yapsın, Serhan şapkadan tavşan çıkarsın modunda. Evet. Bu karşılaşmada da yine benzer bir senaryo vardı. 6 sayı 5 reboundla oynadı Serhan ama mağlubiyeti engelleyemedi. Yani Serhan da yoruluyor bir yerden sonra. LeBron'a bağlıyor ama. Yani tek kişinin üzerinde zaten bir oyun kurgusu ben düşünemiyorum. Yani hani kondisyon açısından da bunu kaldırabilecek oyuncu yok. Hı hı. Tek o kişi üzerinde de zaten oyun kurulmaz yani. Bu adam rebound mu toplayacak, sayı mı atacak, oyun mu kuracak, ne yapsın yani. Kesinlikle. Klimasan'da yardımcı olması gereken isimler olmalı. Tüm oyuncular sayı attı mı diyeceğim, hayır. Yunus oyuna dahil olan oyunculardan sayı bulamamış. Ama onun dışında tüm oyuncular. Türker zaten oynamadı. Türker ve oyuna dahil olan Yunus dışındaki bütün oyuncular sayı atmış. Çok dengeli bir skor dağılımı var. Öner 4 sayı 8 reboundla öne çıkan isim olmuş. Klimasan'ı kutluyoruz. Hı hı. Final Four oynamış bir ekip Klimasan. Yine bu sene ne kadar iddialı olduğunu gösterdi. Tebrik edelim. Cisco Otomasyon Very Park maçına geçelim. Very Park 19-9'luk skorla galibiyetle ayrılmış. Very Park gittikçe ritmini bulan bir takım haline gelmeye başladı. Ya zaten Very Park kağıt üstünde favori dediğimiz her maçı rahat kazanıyor. He. Diğer takım favori dersek de kafa kafaya gidiyor maçlar ve kaybediyor. Aynen öyle oluyor. Yeniliyor aslında ama yani kafa kafaya gidiyor. Ya mücadeleyi bırakmıyorlar ama işte zaman geçtikçe daha çok takım olmayı başarıyor yani Very Park. Özellikle Mert Yalçınkaya ve Övünç'ün iyi oyunu zaten bir şekilde takımı yukarıda tutuyor. Yani çok olgun hücumlar kullanıyorlar. Ne yaptığını biliyor herkes. Yani hani boş şut ya da saçma sapan şutlar denemiyor kimse. Yani takım halinde hakikaten öne çıkıyorlar. Normalde hani olması gereken şudur ya işte skor yükünü oyun kurucular çeker. Bir şekilde pot altındaki adamlar rebound toplar. Yani herkesin bir görevi vardır. Very Park özellikle bu maçta tam olarak işte herkes görevini yaptı. Yani bu maçın şifresini bu şekilde çözmüş oldular. Siskon takımına geçecek olursak da Siskon Turul yani Turul yok sen. Turul aramadın mı hafta? Yok. Yani şeydeydi. Bench'teydi. Takımına işte destek olmaya çalıştı. Niye oynamadı ben de inan bir bilgim yok ama eksikliği müthiş derecede hissedildi. Çünkü Siskon takımının top kaybı herhalde bir 10 civarında evet, falan. Evet tam 10. Yani hani 10 tane top kaybı da çok ciddi rakam. Yani hani bunlar işte hatalı yürüme top yani gelişi güzel paslar. Bunların olmaması lazım. Çok da bir şey yok ya Siskon takımına dair değinebileceğim. Evet, yani hani bu hafta gerçekten kötülerdi. Evet rahat bir galibiyet olmuş öyle. Very Park için ama iki takım da gruptan çıkmayı Bora mesela Bora'ya değinmek lazım. Yani ısınırken çok rahat atıyordu. Yani hani ben özellikle takip ediyorum. Maç içerisinde kötü. Yani Bora'nın bu istatistikleri, bu verimlilik puanı yani Bora hiç maça yansımadı. Aynen öyle. Yani. Evet, geçmiş olsun diyelim Siskon'a ama bu hafta oynayacaklar sanki. Hemen bakayım. Evet. Playoff turuna kalmayı başardı Siskon. Very Park'ı da kutlayalım. 3 sayı 13 rebound Oğuzcan öne çıkan isimlerden biri. Mert Yalçınkaya da 9 sayı 2 rebound Very Park'ın öne çıkan ismi olmuş. Siskon'da 1 sayı 7 rebound görüyorum. Serkan ve evet Mehmet Ali Ermiş'miş. Evet. Ermiş'i Erbil diye okuyacaktım çok affederek. 5 sayı 2 rebound. Affına sığınarak affederek neyse. Siskon'da Mehmet Ali 5 sayı üretmiş. Dilersen bir sonraki maça geçelim. Ha. Ege Fren Deloitte
Ege Fren sağdan silmişti. Yani Giloy 20-0 gözüküyor ama karşılaşma oynanmadı. Hükmen 20-0 bunu belirtmiş. Rakip sağda mı yoktu? Sağda yoktu, bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. OSF Global Olgun Çelik maçına geçelim. Olgun Çelik 5 sayı yani, fark atarak OSF 1 sayı ile elendi. Üzülerek şunu söylüyorum. Yani hani bu haftanın en sıkıcı maçıydı. Yani gerçekçi olmak lazım. Hani bazı gerçekleri de her iki takımın da önüne koymak lazım. Çok böyle inanılmaz bir savunma her iki takımda da. Yani favorilerle zaten OZF'nin başı derde girdi. Hatta Olgun Çelik de 15 faul yaptı. Yani yapıyorlar. Her iki takımda çok fazla faul yaptı. Bak Olgun Çelik takımı OZF Global takımında ne yaşandı biliyor musun bu hafta? Nedir? Oyun sürerken oyuncu değiştirmeye kalktılar. OSF mi? Evet. Sonrasında bu bir teknik faul. Teknik faulü koça çalmaları gerekiyor. Takımda koç yok. O zaman kaptana çalma icap etti. Ve Gürkan kaptandı. Gürkan'ın 3 faulü vardı. 4 faulü oyun dışı kaldı. Yani ilk 4'ten bir tanesi gitti. Diğer ilk 4'te başlayan oyuncuları şöyle bir Murat var. Evet, Murat. Arda. Berkay bile sende. Bir saniye. Evet Murat. 8 sayı 10 reboundla oynamış. Evet. O da yine 4 faulde oyun dışı kalan bir diğer isim. Yani hani inanılmaz bir faul durumu vardı bu maçta. Faullerin maçıydı öyle söylemek lazım. Olgun Çelik takımına geçecek olursak Göksel maça inanılmaz düşük bir isabet oranıyla başladı. Yani istediği pozisyonları yakaladı ama hiçbir şekilde sokamadı. Sonra rakibin 2 tane asının çıkmasını da fırsat bildi. Son anlarda sahneye çıktı. Attı maçı çekti aldı. Yani Göksel'i kutluyorum. Hakikaten yani böyle sabrederek oynuyor. Yani evet, bir hedefe doğru gidiyor. Onu kafasında kurguluyor ve istediğini alıyor bu adam. Yani. Bazen sahada gerilse de aynen o motivasyonu yani, ciltirmiyor. Ya o gerginlik öyle aslında zaman zaman ona fayda da sağlıyor. İşte hani zararlı çıktığı da oluyor. Hani ama bu maçta galip gelmeyi başardı. Yani takımını sırtladı. Takımın 15 sayısının 13'ünü attı. Aynen öyle. Yani fiziksel olarak da Curry'e benziyor bak. Aynen hani öyle. Ender'e ya diyoruz. Bir de yani şutu elinden çıkartışı da bir farklıdır. Hani, acayip evet, diyor top. Çok ya, farklı atıyor. Sanki ve Scott Brady göklerden çıt diye iniyor top. İnanılmaz. Aynen öyle yani. Hani, mistik güçleri mi var? Ben anlamıyorum çünkü. Hani, o atış şekliyle o topu sokmasının imkanı yok diyorum. Ben bir bakıyorum inanılmaz şekilde top 12'de giriyor. 12'de 4 yani bu seviye için %33 oldukça iyi bir şut yüzdesi. Tebrik ediyoruz Göksel'i. OSF Global'de de az önce söyledik Murat 8 sayı 10 rebound öne çıksa da takımının elenmesine engel olamadı. Tekrar kutlayalım Olgun Çelik'i. Bol şans diliyoruz playofflarda. Bir sonraki karşılaşma Gram ekibinin Sokar liderlik karşılaşması. Sert bir maç olmasını zaten bekliyorduk. Nitekim öyle de oldu. Kazanan Sokar oldu. 22-16'lık skorla. Ya aslında derin rotasyondan hep söz ederiz Sokar'ın. Bu maçta o bak rotasyon olayına çok girmediler. Normalde bütün oyuncuları bak kaç 2 4 6 8 10 oyuncu. 12 miydi sınır? Her neyse genelde hepsini kullanırlar mümkün mertebe. Ama bu maçta sadece 6 kişiyle oynadılar ve başarı geldi. Aslında oyuncuların ritim tutması açısından da önemliydi. Bu maçlık çok önemli. Ya şimdi grup liderliği maçı yani demek ki kafa kafaya geçecek bir maç ya da işte grubun en güçlü takımı rakibin olmuş. Bu anlamda kendini deneme açısından çok büyük bir şans. Sokar da bu şansı iyi değerlendirmiş işte yani hani neyi yapıp neyi yapamadığını görmüş ya da işte eksiklerini bir şekilde tespit etmeyi başarmıştır. Bence de akıllı bir politika izlemiştir. Evet evet Sokar tam zamanında müthiş bir performans gösterdi ve grubu lider tamamlamayı başardı. Gram Equipment 22-16 kaybetse de ya bence bu takımın herhangi bir eksiği yok kafaya. Şampiyon olsa buradan bu maçı kaybetmesine rağmen şaşırmam Gram Equipment. Ama çok ciddi bir agresyon sorunları var. Sağda herkes hani pimi çekilmiş bomba gibi dolaşıyor. Ben birkaç tanesine şahit oldum. Yani çok gergin bir takım. Bence bu gerginlik Gram Equipment'ın tamam hani oyunu böyle sert oynarsın. Baskın bir gerginliğin olur okey. Ama takımı kesinlikle ben ilk kez anlattım bu sezon maçlarını. Yani negatif yönde etkiliyor. Bu benim görüşüm. Kendileri hadi oradan da diyebilir. Tabi buna da saygı duyuyorum. Ama bu benim görüşüm. Yani sıkıntı da bu hafta da playoff'ta çok zor kura çektiler. Bence hani iki takım da çok zor kura çekecekti zaten. Evet. Litum ikinci torbadan girme
muhabbetiyle diyecek. Hani durumuyla Graham Equipment en güçlü takımını çekti oranın. Bence hani o maçta da böyle gergin bir oyun olursa yani ne oldu bak, grup liderliğinden bir hafta içinde elenmiş bile olabilir Graham Equipment. Aynen öyle. Doğru söylüyorsun. Evet. Bunu nasıl çözerler sence? Senin maçlarda böyle miydi bu arada? Vallahi yani bak, senin potadaki maçlar tabii sokak karşılaşması nitekim. Evet. Yani bu denli gerginlik geçtiğini ben hiç görmedim Graham Equipment'ın. Ya biraz da hani böyle diri bir oyun ya da işte kendini gösteren bir oyun tarzı ya da rakibi yıldırmaya çalışan bir tarzı vardı Graham Equipment'ın. Ama bu maçta mesela ben hani Fatih'in özellikle itirazlarını ben ikinci potadan bile duydum. Yani hani o derece fazla itirazları vardı Graham Equipment'ın. Senin dediğin çok doğru. Yani hani burada grup liderliğini oynarken haftaya elenmiş bile olabilir yani Graham Equipment. Evet, çok buna dikkat etmesi lazım. Yani evet, bazı stratejileri olabilir Graham Equipment'ın ama ayarını kaçırırlarsa sonları olur yani. Evet. Söylemek Fatih lazım. Bayağı topçu bu arada Fatih. Evet. 5 sayı, 10 rebound, 1 asist, 2 top çambayla öne çıktı Graham Equipment'ta. Bekir de 6 sayı üretti. Bekir de bayağı topçu. Egemen de bayağı. Yani iyi takım aslında. Bak herkes yani bireysel olarak baktığında bayağı yani iyi fizikli. Bekir özellikle yani hani bir de Fatih'in çok büyük bir fonksiyonu var. Hem içeride hem dışarıda yani uzun boylusun ve yani hareketlisin, oyunu kurabiliyorsun. Aynen öyle. Temastan sonra dağılmıyor bak. 2 ya da 3 tane basket faulü var bu maçta. Aynen öyle. Sokar'da da Gökhan inanılmaz 3'te 3 ikilikle oynadı. Bayağı iyi bir, muhtemelen haftanın oyuncusu da olmuştur. 17 verimlilik. Neyse onu Rasim'e sorarız. Rasim oldu burada. Gökhan oldu. Sokar oldu mu? Gördüm sanki. Evet Gökhan haftanın oyuncusu seçilmiş. Aynı zamanda 10 sayı, 6 rebound, 2 asist, 2 top çalma, 0 top kaybı. Müthiş. Kutluyoruz Gökhan'ı. Galibiyetle önemli pay sahibi oldu. Berkay 7 sayı, 8 rebound, 4 top kaybı. Berkay. Ya bak şu düzende Berkay'ı kullanmak bence çok önemli iş. Berkay'ın 7 sayı atması bu düzende. Aynen. Çünkü biliyorsun geçmişte hani 15-20 de atıyordu ama tamamen onun üstüne oyun vardı. Şimdi rolleri de çok iyi değerlendirmişler. Bilmiyorum. Eleme maçlarında ben Berkay'ın bir seviye atlayacağını düşünüyorum. Bol şans dileyelim. Sokara da, Graham Equipment'a da aynı şekilde. Günün son maçı Delphi, Gediz Elektrik. Gediz'in en iyi ikinci olma şansı vardı. Evet. Ama yeterli fark 13 fark olmalıydı. 12. Zannedim. 12 mi? Hı-hı. 12 farkı yakalayamadığı için olamadı. Ama 19-12 kazandılar. Buyur Ahmet, söz sende. Koçu tebrik ederek başlayalım. Gediz Elektrik, İlker Bey. Koç muymuş İlker Bey? Kuraf yani hayır var. Yani şöyle bir şey var. Gediz Elektrik koçunun elinde öyle bir şey vardı ki Excel tablosu. Yani inanılmaz çalışmış. Yani bütün ihtimalleri değerlendirmiş Gediz Elektrik. Takıma bu kadar özverili davranan bir adamı bulmuşlar. Gediz Elektrik büyük şans yani onlar adına. Onu tebrik ederek başlamak lazım. Bir yandan da işte elinde bir ayar yok Gediz Elektrik'te. 4 kişi gelmişler abi. Neden 4 kişi? Hayır şimdi şöyle. Kurallarda da hani istedikleri gibi bir gruba düşemediler. Hadi dediler işte bu bir nazarlık falan olsun. Bu hafta işte kura çekiminde 3 oyuncu 3 kişilerdi değil mi? Evet. İlker, Atakan ve Alper. Aynen öyle. Koç dahil 2 oyuncusuyla birlikte oradalardı. Sorun Koç'ta dedik. Hadi o çekmesin. Kendi kaderini kendi belirlemesin. Alper geldi. Gediz takımını ateşe attı yani. Hani Alper bir de seri halde çekti. Aynen öyle. Yani hiç bekletmeden, karıştırmaya bile ihtiyaç duymadan tak tak çekti. Aldı ama Gediz Elektrik çok iyi takım. Özellikle Gökhan da işte ikinci hafta katılmasıyla birlikte daha da ritim buldular. İyi işler yapacaklarını düşünüyorum ama kura şansları da hiç onlardan yana olmuyor. Abi sadece onlar değil, sağ tarafın tamamı kötü kura çekti, ben onu söyleyeyim. Az sonra neyse bakalım şurada var mı? Neyse playoff'u konuştuktan sonra aynen minik öyle bir göz atarız. Aynen öyle. Yani takıma böyle ayrı ayrı yani herkes iyiydi. Şimdi Atakan iyiydi, Alper iyiydi, Gökhan iyiydi, Serdar iyiydi. Yani o kadar 4 kişiler. Aynen öyle. Yani ilk 4 kişi oynadılar. 4 kişi de hani üstüne düşeni fazlasıyla yaptı. Delphi takımına gelecek olursak pota altında bir kere Onur Atakan'a boyun eğdi. Mesut dışarıda, Gökhan Alper ikilisinin o hareketli oyunda karşılık veremedi. Böyle olunca da mecburen ve Delphi'de top da dönmemiş. Sadece bir asist var.
Bir asist de zor yani burada maç kazanmak. Sadece çok atarak zor. Kazanamazsınız. Aynen top öyle. Lazım. Mesut 4 sayı 12 rebound, Onur 3 sayı 13 reboundla. Tutuk bir oyun vardı Delphi takımında yani. Delphi'de öne çıkan isimler olmuşlar. 31'de 8 yani rakipten 7 tane daha fazla ikilik kullanıp daha az isabet bulmuşlar. Aynen öyle. Enteresan. 24'te 9 Gediz'in şut oranında. 5 sayı 15 reboundla oynamış Atakan, kutluyoruz. Gediz Elektrik takımını. Hemen playoff maçlarına geçelim. Grupları artık bitirmiş olduk. Gruplar sona erdi. Elenenlere. Bu arada madalyalarımız nasıl Fevzi? Evet, madalyalarımız geldi bu hafta. Masaya böyle koyalım dedik. Bir güzel madalya. İştah kabartsın takımlar için. Güzelmiş. Bence de, ben de çok altın beğendim. Altın ne yazıyor? Som altını. İzmir Şampiyon Güzü 2019 yazıyor. Isır istiyorsan bir dene. Kopar baba. Yapıp kopmaz. Yani playoff krallarına geçelim. Playoff kralları değil tabii, programı bu cuma oynanacak. Playoff saat 19'da başlayacak. Sadece 4 maç. Keyif. Evet, çok keyifli. Çok keyifli bir hafta bizi bekliyor. Veri park boş, ne olur. Ama bir sonraki hafta içinde aynı şeyleri söyleyemeyeceksin. Daha 6 maç işte, yapacak bir şey yok. Veri park boş maçını boş kazanır bence. Bence veri park. Peki. Ege Fren, Olgun Çelik. Ege Fren kazanır. Ege Fren rahat alır bence de. Klimasan, Siskon. Klimasan. Gram Litum, hadi buyur. Buyur buradan yok. Aynen öyle. Tamamlanamaz. Uzatmaya gider yani. Tamamlanamaz dedi. Gram Equipment kazanır. Gram alır mı diyorsun? Bilmiyorum. Bence Gram o stresi atarsa kazanır. Atamazsa Litum kazanır. Ama bence uzat. Ya da bak, fark çok olmaz bu maça. Maksimum 3 puan. Olmaması lazım zaten. Kim yani kazanırsa kazanır. Bak, kestiremiyorum açıkçası kimin kazanacağını ama kazanır. Ben bir taraf seçmek zorunda hissettim kendim ondan. Yani Gram dedin değil mi? Evet. Tamam. Gediz Elektrik MMC. Gediz Elektrik. Evet, Gediz kazanır. TC Silent Mursk. Bak, çok güzel maç. Evet, TC kazanır. TC'ye kazanır, doğru. Ama Silen'de taraftar falan geliyor. Aynen, bir kafamda. Çok keyifli bir maç olacak. TC, ben de TC. Yine pota 2'ye denk gelmiş. Güzel. Klinik Center Sun Group. Klinik Center kazanır. Unitex Sun Chemical 1. Unitex kazanır. Evet, Serhan Ender ikilik düellosu. Bakalım olacak. Nasıl sonuçlanacak. Evet, bu arada seri başlarının taraflarını da hemen söyleyelim. Matboya, KPMG, Baydöner ve Sokar turnuvacının sol tarafı. Türksel, CMS Ejant, Hilti HMS sağ tarafa. Sağ tarafa düşen, Allah yardım etsin. Diyelim. Gediz Elektrik şimdi MMC'ye geçecek. Hop, CMS Ejant'ta oynayacak. Hop, onu geçti diyelim. Seri başı Türksel. Türksel gelecek. Ya da Klimasan iyi giderse Klimasan. Ya bu, bu sezon yani herkes hedef büyüterek geldi. Ya HMS'ye takımı... ne demek lazım? Seri yaptık dediler. Gram Litum belki de Final Four'a da iki takımla ikinci turda oynayacaklar. Aynen, bilmiyorum öyle. Zor. Kurallar zor oldu açıkçası. Sağ tarafın korkunç. Sol tarafta dengeli Alper'in ama zor. Alper'in eline sağlık. Hakikaten yani. Neyse, bizlik bir durum yok. Ben aynen öyle, kendileri çektiler yani. Bu haftalık yapacak bizden şey. Bu kadar. Önümüzdeki hafta ikinci tur ve çeyrek finalleri yorumlayacağız. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Hoşçakalın.